Değerli izleyicilerimiz, Çanakkale'deyiz, Kalkın Beldesi'nde. Tabii sabahın 5'inde bu sisli havaya, soğuğa bakmadan çalışan teyzelerimiz var tarlada. Bu bölge çilek bölgesi haliyle. Teyzemiz de tarlada yakalamışken biraz sohbet edelim istedik. Dedik ki aşağılarda güneş var ama maalesef burada sisli bir havada, soğuğun içinde teyzem çalışıyor. Öyle mi? Çalışıyor. Tanıyalım seni. Gülseren Atasoy ismim. Gülseren? Atasoy. 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 Soyluyorsun yani. Soyluyuz. Öyle mi? Sabah 5'te mi kalkıyorsun tarlaya gelmek? Yok yok be, geç kalktım, geldim. Kahvaltı normalde 5'te geliyorsunuz değil mi? Ha, 5'te 6'da geliyoruz da şimdi yok iş ya. İş olmadığı için. Ha, iş olmadığı için. Ha, çilen son demleri herhalde ondan son, mı? Son bitti. Ha, gelmeyiz artık. İşte böyle yozuk falan dikmeye geliyoruz arada ara. Elindeki ona, o işe mi yarıyor? Ha, ne yapıyorsun onu? İşte şeyleri dikiyoruz, yozuk dikiyoruz. Olmayan yerlere dolduruyoruz. Yozuk derken? İşte fidelere dolduruyoruz yani olmadık yerlere. Ha, boş yerlere, boş onları, yerlere onları dolduruyoruz. Şimdi dikim de zamanı o zaman. Ha, dikim zamanı şimdi. Şimdi çilek var ama bunlar toplanıp satılmıyor mu? Satılmıyor şimdi, almıyorlar. Alıcılar almıyor artık, bozuldu diye. Yağmur yağdı. Ama güzel duruyor. Güzel duruyor ama almıyorlar. Alsalar toplayacağız. Ha, peki siz toplayıp da böyle satsanız gene olmuyor mu? Ya olur da, kendi imkanlarla olur da uğraşmıyoruz galiba. Kimse yok benim. O zaman sen hasat zamanı parayı buldun. Bulduk bulduk. Ondan öyle değil mi? Bulduk bulduk. Borçtan ödedim. He. Ondan kendime biraz da gelen kaldı. Giden de o topluyor diyor. Ha, biraz da bana kaldı işte. He. Kar işte öyle. Reçel falan yapıyor mu? Yapıyorum yapıyorum, reçel de yapıyorum. Peki şimdi kendine ayırdın mı çilek? Yok. Buradan işte gelip alıyoruz. Ha, buradan geliyorsun. Taze taze topluyoruz. Taze taze topluyoruz. Ha. Reçeli güzel oluyor. Reçeli mi? He. Reçeli, reçeli. Güzel oluyor. Canım. Hemen dönüveriyor. Hemen oluveriyor. Ya aslında şimdi artanlar da böyle toplayıp da reçel yapsanız da, bir marka alıp işte Kalkın markası, örnek veriyorum. Böyle bir reçel pazarı olur, oluşmaz zaten mı? Komşular istiyorlar, biz İzmir'den geldik, Menemen'den. He. Komşular getir bize diyorlar ama ben hepsini nasıl götüreceğim buradan? Menemen'de mi duruyor? Yok, biz Menemen Ala'da duruyorduk. He. Buraya geldik. Artık yerleştiniz. Yerleştik. Adam da öldü. Allah rahmet eylesin. Yalnız başına mı kaldın? Ha, yalnız başıma işte, çilek yapayım diye uğraşayım. Evet. Ama vakit geçirmek için de bir şeyler yapmak lazım. Yazın gidiyoruz, her gün gideriz işe. Fiyatlar nasıldı bu sene? Bu sene 17'ye kadar çıktı da işte. 17 milyona kadar çıktı da gülüyorsun. Şimdi nasıl? Şimdi artık almıyor. Düştü. İşte. Almıyorlar. Hiç kimse almıyor. Gelen vatandaşlar da topluyor mu buradan? Topla ya, ne yapacak ya? Kaldı bundan şimdi. En azından israf olmasın. Öyle oldu. Şimdi tarlada yüzüne bakmıyorlar da, değil mi? Tabii. Marketlerde de fiyat yüksek olunca yüksek. Sıkıntı oluyor. Tabii öyle oluyor. Evet. Yani teyzemi tabii çileye, parayı tabii. Sen satarken uygun fiyattan satıyorsun ama marketlerde pahalı. Pahalı tabii. 14'e sattık biz, 13'e sattık. Yani en son 17'ye çıktı. Desene görseler benim bu kara lastikte tarladaki halimi, değil mi? Öyle kim görecek böyle halimizi? Arada böyle efkanlanıp da bir de türkü söylüyor mu? Oo, söyleriz, oynarız bile. Ne söylüyorsun? Her şey söylüyorsun ama şunu söylemeyiz. Ya eskiden böyle tekerlemeler vardı. Hmm. Hiç bildiğin var mı? Çok bilemiyorum ya, aklıma gelmedi. Hiç bir tane yok mu? Yok. Niye unuttun ya? Unuttuk artık. Tabii çileğin parası tattı gelince tabii, her şeyi unuttun her değil mi? Her şeyi unuttuk. Doğru. Evet. Şimdi tabii bunlar burada israf olmayacak değil mi? Yani bir şekilde toplanıp reçel mi yapılıyor? Nasıl olacak? Ya işte galanı kalacak, reçel yap. Biraz toplayacağım, reçel yapacağım biraz işte. Galan da kalacak. Onun komşuya öyle galanı gelen kalacak. Geçen gelsin alsın diye. Ha, alır ya, ne olacak? Yani tabii şimdi Kasım ayının içinde olunca da çiçeğin de farklı bir lezzeti olur değil mi? Her çilek, ne kadar çiğ düşse de üstüne. Tabii reçel güzel oluyor ya. Şeysi. Hepsi güzel oluyor. Sadece çilek mi yapıyorsun? Nasıl geçiyor köyde hayat? Çilek yapıyorum, benim emekli maaşım var. Adam tüpraşta çalıştı benim. Ala'da. Ala'dan geldi zaten. Onun emekli maaşını mı yiyor? Emekli maaşım var. Bir de çalışıyorum. Her yazın hiç durmam ben her gün. Senin kendi emekliliğin var mı? Yok, benim yok. Adamın var. Adam yetiyor bana ya. Yetiyor değil mi? Yetiyor yetiyor. Köyde olunca da çok sıkıntı olmuyor. Çok masrafımız olmuyor. Bir kişiyim ben. Oğlanlar kimi mühendis oldu gitti. Şeyde duruyor. Biga'da duruyor. Biri de burada belediyede duruyor. Evet. Oğlanlar yok yanımda. Biri yakın mı? Biri yanımda. Biri de şeyde Biga'da duruyor. Can Biga'da. Sen çocukları büyüttün. Dedin ki en azından büyüyünce yanımda dursunlar, faydası olsunlar dedi. Herkes gitti gidiyor. Bir tarafa değil mi? Tabii kimse kalmıyor. Aldın yalnız başına. Yalnız başımıza kaldı. O kadar emek verdin de. Öyle oluyor. Oğlan evlat da olsa, kız evlat da olsa gidiyor. Şimdi çileklerle vakit geçiyor. Çileğe gidiyorum. Komşulara gidiyoruz işte. Hı-hı. Öyle yani. İşim. Peki orada imece usulü mü? Nasıl oluyor şey? Ya ben çilek iki toplam. Gün gidiyorum. Komşu bana beyinle beraber geliyor. Ben iki gün gidiyorum. Bunlar bir günde beni bitiriyorlar. Evet. Burada yapıyoruz. Boş kaldığımız zaman başka yere de giderim. Hiç durmam ben.
Ama şimdi hava soğuk, üşümüyor mu? Ya hiç gari gitmem. Çağıranları da gitmiyor gari şimdi gitmem de. Ama çalışınca insan pek üşümez değil mi? Şimdi tikim var. Tikime çağırıyorlar ama ben gitmedim. Kendi işim var dedim. Yani canım istemiyor galiba. Şimdi çilek bitince ne bakımı yapacağım buraya? Çilek bitince bunlar işte biber falan ekilir yani. Şimdi benim birinci sene bu. İki sene daha olacak. Ondan sonra biber mi tikilecek bilmiyorum. Ama şimdi sen çilekte parayı bulmuşsun. Daha bırakmasın bu işi. Bulduk da başka tarla yapalım diyorum bakalım. Değil mi? Başka yani, tarla yapalım diyorsun. Aslında hem vakit oluyor hem de üretiyorsun. Üretime katkı sağlıyorsun. Hem de geçim. Oluyor. Tabii değil mi? E ne yapacaksın kazandığın paralarla? Torunlara mı harcayacaksın? Ha, torunlara harcayacağız işte öyle. Yakında düğün olacak olan var mı? Var bir tane. Ha, ona hazırlık yapıyoruz. Ona hazırlık yapacağız işte. Torun yok da ötekilerde yok. Bilmiyorum ne zaman olacak. Yok. E o zaman çilekler hazır varken de bir an önce torun da gelsin de değil mi? Gelsin diyorum ama hiç. Değil mi? Şey yapmıyorlar bakalım ne zaman olacak. Yani. Bir tane daha hala hazırda işte mühendisi olan bekar da evlenmiyor şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Evlendireyim diye uğraşıyorum. Bu dönemde de evlenmek de zor değil mi? Kimsenin kimseye güvenliği de kalmadı ya. O da sıkıntı ya. Ben evlenmeyeceğim daha duracağım ben diyor. İşte. Yaşı kaç? Yaş 27 falan herhalde. 27. Küçük oğlum. Şimdi eskiden tabii 17-16 yaşlarında hemen evlendiriyorlardı insanları daha hayatı tanımadan. Ama yol almış oluyorlardı. İşte torundu, torbaydı. Tabii şimdi geç evleniyorlar. İşte olmuyor bir şeyler. Olmuyor. Anneler babalar da mürvet İstiyor görmek ama. İçin de olmuyor değil mi? Öteki de görmüyorlar. 30 geçti de öyle evlendi. Büyük olan da işte. Ondan da olmadı ta. Niye kız bulmak mı zor yoksa? Anlaşabileceği birini bulmak mı? Bileceği birini bulamadı işte. Seni verin diyene sen almıyorsun. Sen alacağım diyene onlar vermiyor. İşte öyle oluyor. Öyle mi oluyor? Öyle oluyor. Siz nasıl evlendiniz amcayla? Biz görücü söylüyor burada. Evvelden öyle oluyordu. Ya buralı mıydı o da? Buralıydı, buralıydı. Öyle evlendik işte. Sen bu köyden misin yoksa başka köy yerden mi? Ha buradan geldin. Beyim de buralıydı. Görücüsüyle evlendin. Evet. Sonra düğününüz oldu. Düğünümüz oldu. Alaya gittik. Melemen'e gittik. Urla'da durduk geldik. Emel çıkınca buraya geldik. Burada da 10 sene yaşadı adam akciğer kanseri oldu. Öldü. Allah rahmet eylesin. Yani o kadar emek verdik de gene de yanınız bırakıp gitti beni de. Gitti doğru. Çileklerle vakit geçiriyoruz. Çileklerle geçiriyoruz işte konum komşular peki arasında. O zamanki sevgiler nasıldı? Yani insanlar tabii görücü usulü evleniyordu ama biraz gençlere tavsiyen ne olur bu konuda? Vallahi bilmiyorum ki. Mantık evliliği yapsınlar ya. Görücü usulü şeyle. Ya sevsinler alsınlar ya birbirlerini. Değil mi? Tabii tabii. Ama kimse pek sevgi kalmadı artık. Şimdi araban var mı, paran var mı, yatın var mı, katın var şimdi mı diye soruyorlar öyle, ya. Öyle. Öyle öyle oluyor şimdi. Nasıl olacak o zaman? Bilmiyorum. Bol bol çilek yapacak. Bol bol çilek yapacak. Çilek ya yapan adam. Gidenler de oluyor da birbirlerini sevip de gidenler de oluyor da hani evi de olmasa gidiyor. Aile de olmasa gidiyor da hep her şeyin olsa bile gelen olmuyor bazen de işte. Evet. Belli olmuyor. Yani insanlığın önüne para geçtiği için biraz problem para, var değil mi? Tabii. Onun için de sevgiler sahte. Yok, yok sahte tabii hepsi sahte. Evet. Doğru. Vallahi Rabbim hayırlı insanlarla hayırlı karşılaşmayı para. Nasip etsin. Tabii çilek para ediyor. Bakarsan para ediyor. Çilek bakan birini de bulursanız evlenin yani yapacak bir şey yok değil mi? Doğru. Topraktan uzaklaşan insan hem hasta olur tabii. Hem de rahat edemez değil mi? Ben bak çalışıyorum. Ya. Şimdi gene çalışmaya devam edeceğim burada. Tabii şimdi ben şey yapacağım işte yol sıktıkça. Olmayan yerlere biraz işleneyim dedim. Dün çok yağmur yağdı gelemedim. Şimdi gelirsem iyi olur dedim işte. Kışta geliyor. Umarız şimdi güneş var tabii sahillerde güneş var da. Burada yok. Hava sıcaklığı bir anda yükselince haliyle sis oldu bölgede. Umarız güneş açar da sen de rahat edersin acık ya. Ben zaten hadi 2 saat çalıştım giderim. Ondan sonra gidersin sobanın başına oturursun ben değil mi? Kaloriferli evlen. Ha öyle mi? Kaloriferli evlen. Sobayla uğraşmıyorsun. Kaloriferli. Olur tabii sıcağın başında oturunca sorun olmuyor. Sorun olmuyor. Ama işte kestane de oluyor değil mi bu bölgede? Kestane de oluyor ama hiç gidemedik ya. Bizde işte başı pedirik ama olmadı. Ama bu sene yokmuş ki sobayı olmayınca yok, nasıl pişireceğim? Annem var ama işte yok. Değil mi? Her şey eşit artık kalorifer şey oldu. Evet. Olmuyor artık. Eski şeyler yok. Evet. Eski tatlar yok. Eski tatlar yok değil mi? Aslında ağzımızın tadını isteklerimiz bozuldu çoğaldığı bozuldu. İçin bozuldu evvelde değil mi? Evvelde para bulup harcayamazdık biz çocukken. Hiç para bulmazdık. Şimdi para çok. Yani paranın da değeri yok. Gidiyor böyle. Önceden hiç para harcanmazdı. İnsanlığın önünde, parayı insanlığın önünde tutarsan hiçbir şeyin tadı olmaz. Evet. Öyle mi? Biz tütün yaptık. Önemli olan insanlık. Tütün yaptık çok önceden. Evdeyken. Para yok. Tütün parasından buluyoruz parayı. Evet. Nerede bulacaksın para? Gidersen işte, öyle şeye giderdik. Yövmeye de götüren olmazdı fazla. Para oynamazdı yani. Şimdi para da çok. Değeri de yok paranın. Aynen doğru. Öyle. İnsanlığın değeri olsun. Paranın değeri önemli değil değil mi? Kayıt parçası. Bir gün hasta olursun o paran bile yetmez değil mi seni kurtarmıyor? Ya biz işte adam hasta olunca para falan yetmedi yani çok para gitti.
Rica ederim. Teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Evet, değerli izleyicilerimiz, tabii Çilek bölgesindeyiz, Kalkım'da. Teyzelerimiz bir şekilde tarımla uğraşmaya, üretmeye devam ediyorlar. Haliyle gençler biraz daha böyle kendilerini çekmiş vaziyette, ama toprakla uğraşmak güzeldir. Parayı değil de insanla ön plana çıkarttığımız zaman her şey daha güzel olacak gibi sanki. Evet, devam edeceğiz, bizden ayrılmayın. Değerli izleyicilerimiz, Kalkım'dayız. Ciddi anlamda bu bölgede dedik çilek son zamanlarda geçim kaynağı olmuş. Tabii çilek deyip de üretmekten ziyade bunu satmak, pazar, ihraç etmek de çok önemli. Bunun yanında da tabii kullanılan ilaçlardan tutun da gübreye kadar da dikkat edilmesi gerekiyor. Yeni bir ürün. Yanımızda da şimdi çileğe fısıldayan adam var. Öyle mi abi? Tanıyalım sizi. Estağfurullah. Ziraat mühendisi Fahrettin Metin Akar. Çilek üreticiliği yapıyoruz. Zira ilaç bayiliği, danışmanlık. Yani işimiz çilek, öyle diyelim. İşimiz uzun çilek. Uzun yıllardan beri yapıyorsunuz herhalde çileği. Ben mezun olduğumdan beri yaklaşık 15-20 yıldır çileğin her alanındayız. Yani fidesi, üreticiliği, yetiştiriciliği, pazarlaması, her anlamda çileğin içerisindeyiz. Aslında çileği, yani ürünü üretmek kolay da önemli olan pazarını oluşturup üretmek. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi bu bölgede yaklaşık 15-20 yıldır çilek üretimi yapılıyor. Ama son yıllarda sanayinin girmesiyle çilek üretimi daha da yükselmeye başladı. Yeni yeni köyler çilek üretimine başladı. Ekonomik değeri yüksek olduğu için. Ağırlıkta bölgemizde üretilen çileğin ağırlıktaki kısmı sanayiye gidiyor, şoklanmış gıda olarak. Bölgemizde 6-7 tane firma, ciddi anlamda firmalar, bir tanesi yerel firma olmak üzere çilek alımı yapmakta ve şoklanmış gıda olarak Avrupa ülkelerine ihraç edilmekte. Bunun yanında yöresel pazarlarda, işte İstanbul, İzmir ve Körfez pazarında taze gıda olarak tüketilmekte. Yaz aylarında, özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında ihracatçı firmalar gelmekte. Yani bölgenin ekonomisine çok büyük katkısı olmakta. Bölgemizde çilek ciddi anlamda geçim kaynağı, geçim ürünü. Aslında bir de yeni ürün. Yani özellikle şu anda üreten vatandaşlar hep buna geçmeye başladı ya. Evet. Aslında üretirken de nelere dikkat edilecek? Biraz ondan da bahsedelim. Şimdi üretirken ya çilek, yani her ürün, her tarımsal ürün öncelikle toprak hazırlığından başlıyor. Yani uygun toprak yapısı, toprağın işlenmesi, doğru çeşit seçimi ve ondan sonrasında bakım, besleme, uygun ilaç kullanımı, zincirleme böyle devam ediyor. Zincirleme devam ediyor. Yani tek bir alana, tek bir şeye bağlı değil. Ülkemizin deki tarımsal ürünlerde en büyük sıkıntı bu zaten. Yani atadan dededen kalma bilgilerle üretim yapmaya çalışmak. Geleneksel yöntemlerle. Geleneksel yöntemlerle. Fakat dünyada tarım çok gelişti. Bununla beraber ürünler de gelişti. Doğru yerde doğru ürünü kullanmakla geçiyor. Özellikle çiftçilerimizin dikkat etmesi gereken, hani biz bu yönde uyarılarımızı üzerine basa basa söylüyoruz. Bu özel taze tüketimde kullandıkları ilaçların son kullanım tarihlerine, yani hasat sürelerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yani kimyasal kalındı biliyorsunuz insan sağlığı için de zararlı. Sonuçta bu manavdan alınan ürünü evde yıkamakla kalıntısı geçmiyor. Bunun ürünün içinde olmaması gerekiyor. Yani bunun tarladan çıkışı. Tabii bunun içinde biz üreticilerin veya danışman arkadaşların bunlara özellikle dikkat etmesi ve doğru yönlendirilmesi gerekiyor. Şimdi toprak dedik ama şimdi tabii yavaş yavaş gelişen bir çilekçilik Kalkın bölgesinde. Evet. Toprakta neye dikkat edecekler öncelikle? Toprakta dikkat edilmesi gereken husus pH'ine, yani toprak tahlili yaptırmalarını ısrarla öneririm. Hı. Toprak tahlilinin faydası nedir? Toprağın yapısını bilir. Ona göre kullanacağı gübre, kullandığı gübreyi tercih eder veya seçer. Tahlil, hani bölgemizde biraz lojistik anlamda sıkıntı olduğu için pek yaptırılamıyor. Hani genellikle ben şöyle söyleyeyim, işte Ahmet yaptı, Mehmet yaptı, Ahmet abi yaptı, Mehmet abi yaptı, o şekilde devam ediyor. Çok gübre vermekle çok verim alınmayacağı kesin bir sonuçtur. Doğru gübreyi doğru zamanda
vermek önemli olan. Üzerine basa basa bunu söylüyoruz. Bunun için de toprağın yapısını bilmek gerekiyor. Yani toprak analizi aslında çok önemli. Bitkiye gübreyi vermek değil, yedirebilmek, verimli bir şekilde alımını sağlayabilmek önemli. Evet. Vatandaş arazisini ayarladı, tahlillerini yaptı. Ondan sonra nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor? Ondan sonraki yol şöyle, çeşit seçimi. Şimdi bizim bölgemizde şu ana kadar bilinen 4 tane çeşit vardır. Onların isimlerinden bahsedeyim size. Albion, San Andreas, Portola, Monterey. Bu görmüş olduğunuz tarlada biz bu bir İtalyan firmayla demo çalışması yaptık. Bu sene getirdik bu çeşidi. Çeşit seçiminde önemli olan verimi yüksek, hastalıklara dayanıklı ve ihtiyacına yönelik çeşit seçimi yapması gerekiyor. Bahsettiğim gibi 4 tane bilinen çeşidin üzerine yeni bir çeşidimiz daha girdi. Bunlar da nereye mal yapacaksa veya tercihi neyse, işte fabrikaya mal yapacaksa ona göre bir çeşit seçimi. Yani çeşitlerin içerisinde de ayrımlar var. Birix oranları dediğimiz malın kalitesiyle ilgili, fabrikaların tercihiyle ilgili. Yani bu da çileğin içerisindeki şeker oranıdır. Şoklanmış gıda firmaları belli çeşitleri istemezler. Buna keza iç piyasada taze tüketimde nefaset dediğimiz, yani bir X bir anda nefaseti için Türkçe karşılığı. Buna göre seçim yapmaları gerekir. Şimdi tabii farklı çilek çeşitlerinden bahsettik ama şimdi ihracatta iç piyasanın çeşitleri fark ediyor mu? Çeşit genelde fark etmiyor ama bakım fark ediyor. Şöyle söyleyeyim, ihracatın buradaki yol izleyişini ben size anlatayım. Daha açayım yani şey olarak. Bölgemizde gelen ihracatçı firma yaklaşık günde bir tır mal toplar. Bu malın toparlanıp paketlenmesi, tıra yüklenmesi ve Rusya'ya gitmesi, ağırlıkta Rusya piyasasına gider. Yaklaşık bir 10-12-15 gün aralığında bir süreç ister. Bunun için de toplanan malın dayanıklı olması gerekir. O malın dayanıklı olması, yani buradan gittiğinde, oradaki pazarda açıldığında o malın albenisi olması gerekir. Bu da tamamen bakımla alakalıdır. Yani tarladayken çiftçinin bakımıyla alakalıdır. Bakım dediğimiz nedir? Örneğin çilekte azotlu gübre kullanımını fazla yaptığınız zaman pazar kalitesi düşer. Renginde kararma olur. Çürümeler başlar. İşte botrytis dediğimiz hastalıklar başlar. Bunlar da pazar gücünü yitirir. Bu anlamda yani iç piyasayla ihracat malının farklı bakım şartları gerektirir. Bölgemizde şu an az önce de bahsettim. Organik firmaları mal yaptırıyorlar. Zaten ekiliş alanlarının genişlemesi buna bağlı olarak devam etti. Çünkü talep var, fabrikalardan talep var. Fabrikalar pestisit kalıntısını minimum derecede istiyorlar. Şimdi bölgemizde daha yeni bir konu bu. Yani yeni konu derken 2-3 yıllık bir süreci var. Şimdi benim tavsiyem çiftçilerimize şudur. Eğer organik malı yapacaklarsa organik şartlarına kesinlikle uymalarıdır. Yani fabrikanın danışman arkadaşları, arazide ATS olan arkadaşlar var. Belli ilaç önerileri var. Onların dışına çıkmamaları. Onların söylediklerinin dışına çıkmamaları, yani organik yapıyorsalar kimyasal konvansiyonele dönmemeleri, çok mecbur kalmadıkları sürece. Bu da bölgede çileğin gelişmesi, daha ileriye gitmesi anlamında çok önemli bir husus. Çünkü fabrikalar az önce bahsettiğim gibi bu malı alıp işliyorlar, şoklama ünitelerinden geçiyor. Belli bir dönem depoluyorlar ve Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ediyorlar. Dolayısıyla bunların hepsinden numune alınıyor. Kalıntı numunelerini alınıyor. Yani burada hani ben malımı sattım, paramı aldım mantığından çıkıp bölgeyi düşünerek, geleceği düşünerek, gelecek nesildeki hani bu bölgede çilekçiliğin devam edebilmesini düşünerek daha temiz mal, daha uygun şartlarda, daha önerilere uyarak veya fabrikanın mühendis arkadaşlarının söyledikleri kriterlere uyarak mal üretmeleri ve işin devamlılığını sağlanması.
Ya zaten yanlış yapılan bir olay tamamen bütün üreticileri de etkiler bu sefer, değil mi? Kesinlikle. Yani bölgede, bölgenin geçim kaynağı çilek. Yani şu, bu bölgede, görmüş olduğunuz bu bölgede günde yaklaşık 1500-2000 kişi bu çileğin işçiliğiyle ilgili çevre illerden, çevre ilçelerden işçilerimiz geliyor. Yani burada bir geçim kaynağı. Yani nakliyecisinden tutun da işte işçisine varana kadar fide firmaları, ilaç firmaları, yani çok geniş bir alanda insanlara bir ekonomik değer kazandırıyor. Sadece üretici olarak değil. Dışarıdan, dış piyasadan gelen çok insanlar var. Tabii bunlar dışarıdan gelen arkadaşların bölgede sosyal anlamda gelişmesine de faydası oluyor. Hem ekonomik hem sosyal bir şey. Sadece hani ben işte bundan geçimimi sağlıyorumun dışında bölgede bir sosyal değer katıyor. Evet, zaten şöyle bir avantajı da var. Siz hep çileğin içinden gelmişsiniz. En azından çileğin nasıl olduğunu, nasıl yetişeceği konusunda da bir bilgiye sahipsiniz. Her ne kadar zirai ilaçlar ya da gübre bayisi olsanız da. Evet. Bu bölgedeki vatandaşlar için siz bir avantajsınız. Doğru kişilerden bilgi alırlarsa aslında daha kaliteli ürün üretirler. Geleneksel tarımdan ziyade iyi tarıma ulaşmış olurlar. Kesinlikle. Yani biz elbette zira ilaç bayili yapıyoruz. Gübre işimiz var. Ama işin biz biraz da hani ticari kısmından, yani tüccar kısmını ikinci plana bırakarak insan sağlığı, bölgenin daha iyi yani bu bölgede çileğin gelişmesi bizim için ön planda. Evet. Öncelikle firmamızın, yani Orbis Kale tarım olarak öncelikle düşüncemiz bu. Evet. Elbette ki ticari kaygılarımız var ama öncelikle bizim için insan sağlığı ve bölgenin gelişmesi. Tabii, hedefimiz bu. Ürün. Tabii, kesinlikle. Evet. Sonuçta bölgenindeki ekilişlerin çoğalması, buraya dışarıdan pazar, dış pazardan yani normal fabrikaların girmesi, yurt dışından alıcıların girmesi, bölgenin gelişmesi için de daha gerekli olan şeyler. Tabii, yani ekonomik olarak da kalkınmış olacak. Kesinlikle. Yani kalkınmış olacak. Evet, çilekleri. Evet. Biz bu işin biraz da gönüllü tarafındayız. Sosyal yönünü de düşünüyoruz. Çünkü bölgemizde biraz iklim anlamında sıkıntılı bir bölge. Sıkıntılı derken şu anlamda söylüyorum. Yayla bölgesi. Çok fazla bir ürün portföyümüz yok. Yani meyvecilik anlamında uygun bir bölge değil. İklimsel anlamda. Son yıllarda işte bu bölgede çilek ve kapya biber üretimi var. Kapya biber bu sene iyiydi ama son önceki yıllarda çiftçimiz çok zarar etti. Yani ekonomik olarak çiftçinin geçim kaynağı şu an çilek. %80'i bu bölgede görmüş olduğunuz, biz de dahil olmak üzere çilekten geçimimizi sağlıyoruz. Peki ilaçlama konusunda nelere dikkat edecek vatandaş? İlaçlama konusunda şunu ben söyleyeyim. Yani bu standart bir kuraldır. Bitki hastalandıktan sonra ilaçlama yöntemine gidilmemesi, rutin ilaçlamalarının yapılması. Bizim zirai ilaç grubunda beşeri ilaçlar ve hayvansal ilaçlar gibi tedavi edici özellikleri düşüktür. Bizdeki ilaçlar bitki koruma ürünleridir. Bitki koruma ürünleri demek de ki maksat şu, bitkiyi koruyacaksınız, besleyeceksiniz ki bitki sağlıklı olacak. Sağlıklı bitkiye hastalık gelmez. Rutin ilaçlamalar, yani bu işte benim tarlamda bugün hastalık var, bunu ilaçlayayım. Sezonumuz kısa. Sezon kısa olduğu için hastalığı oradan çıkartması belli bir süreç istiyor. Tekrar yenileyip yeniden çiçeklendirmek, yeniden meyveye yatırmak ayrı bir süreç istiyor. Onun için tavsiyemiz şudur. Rutin kontrollü ilaç üretimi yapmaları. Yani doğru yerden bilinçli bir şekilde bilgi alarak o şekilde hareket etmeleri. Kesinlikle. Yani çok bunda da şunu tavsiyem, çok maliyete boğulmadan, yani maliyetlerini yükseltmeden kontrollü şekilde üretim yapmaları. Yani bu tarımın bütün bitkiler için geçerli. Yani sadece çilek için değil, bütün bitkilerde ekonomik değer olan bütün bitkilerde yapılması gereken budur. Kontrollü üretim. Evet. Bunu yaparken ilaçlarımızın, yani tarım ilaçlarının arka taraflarında, prospektüsünde
Son ilaçlama ile hasat süresi vardır. Özellikle buna dikkat edilmesi gerekir. Yani pestisit kalıntısı olmaması için, insan sağlığına sıkıntı olmaması için bakanlığımızın verdiği ruhsatların arkasında yazar. İşte ki şu örnek vereyim. Bazı ilaçlarda 3 gündür, bazılarında 7 gündür, bazılarında 14 gündür. Yani çilekte mümkün olduğunca, çünkü çilekte sirkülasyon çok fazladır. Yani şöyle söyleyeyim, şu an biz sezonun sonundayız. Normalde Mayıs ayında bizim sezonumuz başlar. Kasım'ın ortalarına kadar devam eder. Haftada 2-3 toplama yapılır. Yani bir meyve veya bir elma, armut, işte bir kayısı, işte ayva gibi değildir bizim çilek ürünümüz. Değişik, yani farklı bir üründür. Haftada 2-3 defa hasadı yapılır. Bunun için de kullandığınız ilaçlara çok dikkat etmeniz gerekir. Yani biz özellikle bu noktada bize gelen bütün çiftçilerimizi uyarıyor. Sonuçta bu insan sağlığı. Her şeyden önemli olan insan sağlığı. Yani neslerimizin, neslim yani para kazanmak tamam, herkes geçim için yapıyor ama işin ahlaki boyutunda düşünmek gerekiyor. Ya zaten ahlaklı olunca gerisi otomatikme çözülmüş oluyor. Kesinlikle. Gübre yani. Konusunda neye dikkat edecek? Gübre konusunda şöyle, yani piyasada çok gübre var, çok çeşitli gübreler var. İşin yani teknik konusuna çok fazla girmek istemiyorum. Yani ucuz gübre iyi gübre değildir. Gübrelerde kıstaslar vardır. Mesela klorlu gübreler topraktaki fazla uzun süre gübrelemelerde içindeki klordan dolayı toprakta tuz birikimine sebep olur. Çilek bitkisi bir defa tarlayı kurduğunuzda 3 yıl o tarladan mahsul alırsınız. Ve bizim normalde çilekteki gübrelerimiz haftada 2 defadır. Yeri gelir 3 defa olur. Şimdi devamlı klorlu gübreyle devam ettiğiniz zaman toprakta bir tuz birikimi olur. Dolayısıyla bu tuz ondan sonraki süreçte verdiğiniz gübrenin alımını engeller. Şimdi bize gelen çiftçilerimiz der ki, yani çoğuyla karşılaşıyoruz bunu. Bu problem ciddi anlamda bir problem gübreleme konusunda. Yani gübreyi veriyoruz, bir faydası olmuyor. Şimdi insanın beslenebilmesi için belli besin maddelerine ihtiyaç var. Hayvanların beslenebilmesi için belli besin maddelerine ihtiyaç var. Dolayısıyla bitkinin de beslenebilmesi için belli besin maddelerine ihtiyaç var. Toprakta mevcut bir besin elementleri var. Ama ekonomik ömrü olan, ekonomik beklentisi olan ürünlerde devamlı takviye ister. Özellikle bizim şu an bulunduğumuz Akçakoyun Köyü bir vadi yatağıdır. Topraktaki organik madde oranları çok düşüktür. Bildiğin yani kumsal bir yapısı vardır. Dolayısıyla besin maddesi fazla değildir. Bu şu demektir, bitkiyi beslemek gerekir. Yani bitkiyi beslemek de haftalık işte organik madde anlamında organik gübrelerle, kimyasal anlamda NPK dediğimiz gübrelerle, bitkinin alabileceği formülasyonda uygun gübreler kullanmaktır. Ama en büyük sıkıntımız piyasadaki bulunan ucuz gübreler, işte ucuz gübre dediğimiz grupta klorlu gübredir. Bahsettiğim gibi klorlu gübrelerde uzun süre kullanımında toprakta tuz birikimine, dolayısıyla bitkinin verdiğiniz gübreleri almamasına, toprağın yapısının kitlenmesine sebep olmakta. Bu da verim düşüklüğü, verim kaybına sebep olmakta. Emek kaybı var. Emek kaybı. Çünkü şöyle söyleyeyim, çilek bahçesinin kurulumu masraflıdır. Yani bir diğer ürünlere benzemez. Bir domates, biber vesaire, işte bir sebzeye benzemez. Maliyetleri yüksektir. Bugün itibariyle şöyle söyleyeyim size. Bir dönüm çilek bahçesinin kurulumu 25 bin lira. Yani toprak hazırlığından tutun, meyve toplayana kadar 25 bin lira bir cebinizden çıkması gereken bir rakam var. Ve bu sezon içerisinde siz bunu döndüreceksiniz. Ayrıca çilek işçiliği seven bir bitkidir. Yani bunun sadece hani toplama işçiliği yoktur. Kol bakımı vardır, yaprak bakımı vardır. Yani bakarsanız o da size bakar. Bir çilek biraz da bu yönden şımarıktır. Yani içinde devamlı işçi ister, devamlı insan ister. Başka bir ürüne benzemez. Özel bir üründür. Verimi yüksektir, geliri yüksektir ama çok iyi bakım ister. Ciddi bir bakım gerekir. Kesinlikle. Ama doğru bakım gerekir. Kesinlikle. Yani hani bunu üzerine basa basa söylüyorum. Çilek farklı bir üründür. Evet. Hani bir domates, yani diğer ürünler de kendince özel üründür ama çileğin işçiliği fazladır. Diğer ürünlere göre fazladır. Ona göre getirisi de fazladır. Evet. Bakım ister. Bakacaksınız.
Kaliteli ürün üretirsen bakacağız. En azından sistem devam ediyor. Yani işçilik anlamında, bitki besleme anlamında, hastalık anlamında devamlı gözlem ister. Evet. Devamlı, hani ben ektim, ben buradan bunu alırım diye bir şey yok. Her gün içinde olmanız gerekir. Yani bir bebek gibi bakmak gerekir. Kesinlikle. Dönemsel hastalıkları vardır. Yani iklim şartlarına göre, sıcaklık derecelerinin artmasına göre dönemsel hastalıkları vardır. Bunu yani uzun yıllar çilek yapan üreticilerimiz bunları tahmin edebilirler. Hı. Ama yeni çilek üreticisi arkadaşların kesinlikle şunu tavsiye ederim. Bir danışmanla çalışmalarını tavsiye ederim. Hı. Çünkü artık çeşitler geliştikçe hastalıklara dayanıklıkları da azaldı. Ha, çaresi var yok mu? Var. Uygun ilaçlamalarla bunlar çözülebilir. Çözülmeyecek problemler değil. Ama gününde teşhis etmek, yerinde teşhis etmek, kontrollü üretim yapmak. Bir de bilinçli olarak dediğimiz gibi yani sonuçta danışman arkadaşlar, ziraat mühendisi arkadaşlar bunlar için var. Yani bilgi almaktan ya da çalışmaktan korkmasınlar. Kesinlikle. Çünkü ciddi bir emek harcıyorlar. Kaliteli bir ürün çıkartmak için maliyetler de yüksek maalesef. Yani zamanı boşa harcamaması için iyi bir bilgiyle kaliteli ürün üretmesi gerekiyor. Kesinlikle. Yani birim alandan maksimum ürün alabilmek önemli olan. Şimdi ekim alanlarının artmasıyla toprak yer icarları da yükseldi. Yani bunlar arkasından belli maliyetler yüklemeye başladı. Şu an atıyorum 5 sene önce 10 sene önce bu bölgede arazi kiraları 100 lira 200 lirayken şu an 1000 lira 1500 liralara geldi. Talebin yoğunluğundan dolayı. Biraz da şöyle de bir hani bölgemizde gelişmeler oldu. İşi profesyonel anlamda düşünen arkadaşlar gelmeye başladılar. Yani yatırım anlamında. Hani bu işi çiftçilik anlamında değil bir üst boyuta çıkartıp yatırım anlamında profesyonel anlamda yapmak isteyen arkadaşlar, firmalar gelmeye başladılar. Dolayısıyla alan dar olduğu için tarla kiraları yükselmeye başladı. Ha, bu da şu sonucu doğuruyor. Benim gözlemlediğim kontrollü üretim yapmak, iyi bakım yapmak birim alandan maksimum verim almayı gerektiriyor artık. Şu an için piyasada çalışan birisi yerli firma olmak üzere büyük yatırım yapıldı. Bölgemizde o firma yani bulunması bölge için çok önemli bir getiri. Diğer anlamda değişik bölgelerden gelen firmalarımız da var. Bunların bu bölgede bulunması bizim için çok avantajlı. Sebebi şu, yetiştirdiğim malı satma düşünceniz yok. Üretiyorsunuz, alıcısı var. Ama onların şartlarına uyduğunuz sürece. Ben üretici arkadaşlarımıza şunu tavsiye ederim. Atıyorum 10 dönüm çilekleri varsa, çileği varsa, buna 5 dönüm daha ekliyorlarsa, bir kısmını eğer piyasaya mal yapmak istiyorsa onu ayırsınlar. Ona normal bakımlarını yapsınlar. Diğer firmaya bağladıkları, sözleşme yaptıklarında kesinlikle firmanın mühendis arkadaşlarının, arazideki arkadaşlarının söylediklerinin dışına çıkmadan, onların tavsiyelerinin dışına çıkmadan devam etmeleri. Dolayısıyla malın buradan gittikten sonra depolarda sonuç az önce de bahsettim. Bunlar yurt dışına giderken numune alınıyor. O numuneye göre pazar değerleri oluyor. Ve bunların çok büyük maliyetleri var. Hani burada sadece tarladan çıktıktan sonraki maliyet değil. Malın işlenmesi, depolanması, bunun finanse edilmesi firmalar için çok büyük maliyetler. Yani bu firmaların burada olması bizim çok büyük avantajımız ve bölgede çilekçiliğin devam etmesinin yegane sebebi. Yani avantaj çünkü satma ile ilgili bir kaygısı kalmamış olacak. Kesinlikle. Yani şu var, hani ülkemizde tarımda ekonomik sıkıntıları hepimiz biliyoruz. Yani çiftçi malı üretiyor, pazara çıkarttığı zaman satamama sıkıntısı, uygun fiyatı bulamama sıkıntısı var. Ama bizim bu bölgemizde böyle bir sıkıntımız yok. Yani sezon başında firmalar belli bir rakam üzerinden size sözleşme yapıyorlar. Alım garantisi var. Yani sezonun başından sezon sonuna kadar bu malın alım garantisi var. Ve yani bu çok buradaki üreticiler sadece şuna dikkat edecekler. Alım garantisi zaten var. Sadece kaliteli, bilinçli bir tarıma geçip kaliteli ürün üretecekler. Kesinlikle. Yani kendi başlarına göre hareket etmemeleri,
Hangi firmayla, kimle anlaştılarsa onların söylediklerinin dışına çıkmamaları. Eğer piyasaya mal yapmak istiyorlarsa onun için ayrı bir bölüm, ayrı bir bahçe daha yapıp ben bunu organiye yapıyorum, bunu da ben iç piyasa için veya ihracat için yapıyorum diye yol ayrımında olmaları, ya ayırmaları gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim, dönemsel olarak ihracat giriyor. İhracatın fiyatları yüksek. Normal şoklanmış çileğin yaklaşık 2 katı. Şimdi hani bunu gözlemliyoruz, görüyoruz. Şimdi fiyata göre mal yapma bizim işimizde yok. Yani bir yerle anlaştıysan onunla devam etmen gerekiyor. Sonuçta o arkadaşlar da ona göre siparişleri var, kotaları var. Onu tamamlamak durumundalar. Benim tavsiyem 10 dönüm yapıyorsa 5 dönümünü ayırsın. 5 dönümünü bir firmaya bağlasın. O şekilde devam etsin. Firmalar da zarar görmesin. İç piyasanın da ihtiyacı karşılansın. Yani bölgede bu her anlamda, yani çilek anlamında herkesin ihtiyacı karşılansın. Bitki besleme, bitki bakımı da aynı. Yani yani insanın kendisi gibi düşünmesi gerekiyor veya bir bu hayvancılık yapan arkadaşlar da onu da bilirler. Yani bir hayvan beslemek gibi, bir insan beslemek gibi bitki besleme de aynı. Sonuçta onun da belli ihtiyaçları. Sonuçta o da bir canlı. O da bir canlı. Yani hani yani tabirle ya Allah'ın otu değil yani. Sonuçta orada bir besin, topraktan bir besin maddesi alacak ki o da ömrünü devam ettirebilsin. Ha, ekonomik ömrü olanlarda, ekonomik beklentisi olanlarda biz işte piyasada kullanılan gübrelerle devam ettiriyoruz. Evet. Şeyimiz bu yani. Peki. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Bölgeye katkınız olacağına eminiz. Tekrar bekleriz. Sezonda da bekleriz. Şu an sezon sonu çok böyle canlılık yok ama sezon içerisinde. Kasım'da da çilek yeme şansımız oldu. Tabii, kesinlikle, kesinlikle. Evet, çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, dedik ya yani Kalkın bölgesinde ciddi anlamda çilek bundan sonra buranın geçim kaynağı olmuş. Ama önemli olan da iyi tarımla devam edebilmek ya da çalıştığı firmaların onlarla yaptığı prosedüre göre hareket etmesi demek. Burada çileğin daha fazla gelişmesi anlamına geliyor. Devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli izleyicilerimiz, tabii yöresel olunca işin içinde et ürünleri de var. Biraz kısaca etten de bahsedelim. Son zamanlarda et fiyatlarının yüksek olması. Ama abimiz biraz kendini geliştirerek güzel de sucuklar yapmaya başlamış. Bölgeye hitap eden. Bu bölgeye has olduğu için ondan da bahsedelim istedik. Biraz tanıyalım mı sizi? Adem Özdemir. Özdemir. Evet. Kaç yıldır kasapsınız? Kaç yıl? Vallahi 85 yılında şu karşıda vardı kasap dükkanı. Aşağı yukarı bir 30 yılın üzerindedir. 30 yıldan beri kasapsınız. Sucuğu devamlı yapıyor musunuz yoksa yeni mi başladınız? Yok, sucuğu devamlı yapıyoruz da şimdi bu... Ama siz kendiniz işliyorsunuz. Evet. Bütün baharatlarını falan kendiniz yapıyorsunuz, aynen, hazırlıyorsunuz. Evet. O zaman da yöresel olmuş oluyor. Aynen. Özelliği ne? Nasıl yapıyorsunuz? Ya nasıl yapıyoruz? Eti kıyıyoruz. Ondan sonra baharatını atıyoruz. Karıyoruz. Karma makinesinden. Ondan sonra bir 24 saat beklemesi tabii. Et baharatı alması için şey yapıyoruz. Ondan sonra barsaya basıyoruz. Makinesi var, onunla dolu. Evet, makinesinden basıyoruz. Tabii şu anda dolumu olmadığı için evet. Biz de sucukları böyle asılı görünce çekmek istedik. Evet. Şimdi her yerin sucuğu yenmiyor. Tabii her sucuk da sucuk değil de. Evet. Sucuğun kaliteli olup da insana böyle dokunmaması nasıl olur? Ya, güzel olur şimdi. Biz zaten doğal yaptığınız için çok sorun olmuyor da. Yok, bir sorunumuz olmaz. Hayır, insana niye dokunur? Mesela midesini niye rahatsız eder? Şimdi baharat bozuk olur. Dokunur mesela. Et bozuk olur. Dokunur. Kaliteli baharat olmazsa aslında bir nevi güzel olmaz. Üründe bozmuş olur. Güzel olmaz. Evet. O zaman doğru. Kaliteli sucuk almak için vatandaşlarımız biliyorsunuz ızgara meraklısı ya bizim toplum olarak. Izgarada da güzel olur sucuk ya. O zaman ne yapacaklar? Bölgesinde tanıdık kendi yapan yerlerden mi alacaklar? Evet. Ya işte şimdi herkes bir olmuyor. Ben mesela 30 sene evvelası Gelibdük'te yapıyorum ben. Mesela
içerisine akciğer, işkembe, karma yapıyorlar. Kıyıyorlar hatta o zaman eti gördüm yani. Şimdi böyle nevinsiz bir şeyler kullanabilir herkes, insanlar da var. Yani. Var tabii şimdi herkes. Zaten bir zamanda işin ahlak olmayınca her evet. türlü insanın sağlığıyla da maalesef oynuyorlar. Aynen. Şimdi, mesela bundan kurusun ben şimdi içeride kurusu da alır. Keser kendim yerim. Kendim yemeyeceğim bir şey. Zaten vatandaşa da satmam. Şimdi yağını tabii bunun askeri tutmak lazım. Çok yağlı da güzel olmaz. Mesela pişirirsin yahut kızartırsın pasır pasır yağ. Evet. Ama yağsız da olmaz. Bir orta yolunu bulmak lazım yani. En iyi sucuk hangi hayvanın etinden oluyor? Ya en iyi sucuk ne olur? Keçi mesela sucuğu girerse keçi eti güzel olur. Randıman verir. Ama keçi de kesmiyoruz artık öyle. Eskiden diyeyim 7-8 sene evvelasına kadar böyle güç sezonu geldim. Çok keserdim. Evet. 15 tane 20 tane bir yerden keserdim keçi. Ama şimdi öyle zaten ufak başta pek kalmadı. Evet. Keçi girerse güzel olur. Daha yani. Güzel olur. Randıman verir yani. O zaman keçinin keçi etiyle olan sucuk daha kaliteli ve güzel olur. Lezzetli olur, olur diyorsunuz. Randıman verir evet. Peki şimdi tabii kasap olunca şeyden de bahsedelim. Son zamanlarda et fiyatları yüksek ya biraz vatandaşlar bu konuda sıkıntı yaşıyorlar. Evet. İşte üreticide fiyatların yüksek olduğu ya da kasapta fiyat yüksek olduğu bunu bir ortaya bağlayalım. Ya bu fiyat yüksekliği nereden kaynaklı? Ya şimdi girdiler yüksek. Yem bir kere şurada bir aydan beri mesela öbür kayın kaşından biz yem bayisiyiz de yem de satıyoruz. Aşağı yukarı 27 bin lira 10 bir geldi. 10 bin lira bir daha geldi. Bir de 7 bin lira geldi. 27 bin lira zam oldu. Evet. Samanın balesine istiyorlar 75 bin lira. Hatta torun dün evveli gün samanı indirtmiş de verdim 72 bin liradan almış. 72 bin liradan almış. Eti bağlı. Maliyetler yüksek tabii hani şimdi. Aslında yeme şu anda mesela yapılan zam bana göre yersiz. Mısır dur ortalıkta. Evet. Mısır bu sene koridor da açık. Bir hani mal sıkıntısı yok. Ama nereden işte, kaynaklı? Vallahi nereden kaynaklı? Ne bileyim bunu bahisiz ama hani şikayet etmek gibi değil. Artık ne bileyim ne yapıyorlar işte elektrik yüksek diyorlar. Vallahi yemle uğraşıyorum de ben bile sorunun nerede olduğunu ben de bilemiyorum. Bilemiyorum. Ama aynen. Bir yerde ciddi bir sorun var. Var. Yani yokluk da çekmiyoruz aslına bakarsanız evet. değil mi? Evet evet. Çünkü bölgede Türkiye'de de ciddi anlamda yem üretiliyor. Evet. Sılaçlık mısır da üretiliyor. Aynen. 1500-1600 ton yem satıyoruz biz mesela ayda. Ama işte ne bileyim yani yem bir kere et ucuz olsun. Et 100 lira olsun. Mesela mesele değil. Yem de mesela 200 lira olsun. 225 lira olsun, 230 lira. Şimdi şu anda yoz hayvan bakma mümkün değil. Sizde şimdi bir zam yaptılar. İyi mesela. Ama geride mesela buzağa bakman, dana bakman, düve bakman askersiz de hayvan olmaz ki. Ya aslında yem fiyatlarının yüksek olması bu sefer üreticiyi sıkıntıya soktuğu gibi evet. Hayvancılığı bırakıyor insanlar. Çok, peki yemciler bu yemi nereye satacak o zaman? Vallahi biliyorum. Ben söylüyorum zaten gelen mesajı fabrikanın elemanlarına. Siz yarın bir gün keçi kapatırsınız. Evet. Araba açılışı oldu ya. Beyaz bir araba çıkmış 61 senesinde. Onun yerine bu fabrikada maşanga üretmişler. Siz ne yapacaksınız bilmiyorum dün. Hani söylüyorum yani. Keçi mi kapatırsınız? Evet. Hayvancılık mı yaparsınız? Artık ne yaparsınız en diye. Ürettiğin ürünü ne yapacaksın değil mi? Ne yapacaksın? Evet. İnsanlar hayvancılığı bırakırsa. Adam şimdi çevirdi hazır unu. Evet. Hazır unu alıyor. Üretmediğim tabii haliyle her şey yükseliyor. Sadece tüketime döndü. Yani tüketime dönüyor. Onun için evet. Yani bir kere üretim olmadan hiçbir şeyin önüne geçmek mümkün değil. Benim görüşümce. Teşekkür ediyorum. Tamam oldu. Haftaya bir başka bölümde buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.